Selam arkadaşlar, Seyircilerisine hoş geldiniz. Ben Erkan. Devam ediyoruz Meksika serimize arkadaşlar. Bir önceki videomuzun şeyinde arkadaşlar, yorumlarında pek çoğunuz sorular sormuştunuz. İşte o neden öyle yapıyorsun şeklinde. Ben bunlara kısaca bir cevap vereyim. Arkadaşlar, bu serinin amacı en hızlı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ni ele geçirmek. Tamamen ele geçirmekten bahsediyorum. Nikaragua'yı ele geçirmiş olduk bu arada. Take all states diyorum. Bu kadar hızlı olacağını da beklemedim. Ben bıraktım kendi haline. Tamam. Bu arada kaynak eksiğimiz mi varmıştı? Hangisinden? Çelik 2 tane. Başka? Tamam, başka bir şey yok. Çelik 2 tane ise kalsın diyorum. Çünkü bakayım. Buna ceza gelmez de buraya gelir. O oyun devam ediyormuş. Bekle. %18 ceza aslında fazla ya, %18. Ya ben bir feragat edeceğim şu şeylerden bir tanesinden. Bakayım. 7. İyi abi, iyi, tamam. Bir fabrika daha şey yapalım, harcayalım. Şöyle 3 tanesini gönderelim. Zaten daha çok harcayacağız daha, dur. Bunları kullanmıyoruz. Şimdi siz hemen gelin. Siz hemen gelin şuraya. Costa Rica'nın sınırına. Size yine hedef seçeyim. Costa Rica ile savaş sebebimiz hazırmış zaten ya. Dur 2 dakika, şunlar yetişsinler sınıra. Hemen ondan sonra savaş sebebini araştırırız. Geliyor mu herkes? Tamam, hızlı bir şekilde gelin ya işte. Hemen gelin şuraya hepiniz. Hızlı hızlı hızlı. Sen oraya niye gidiyorsun ki? Neyse, kafana göre takıl o zaman. Şimdi organizasyonlar az bir şey gelsin. Hemen de daldıracağım bunları. Tamam, yeterli. Bence yeterli. Ya da biraz daha mı bekleyelim? Tamam, hadi. Bu arada ben şunu unuttum. Fazla zaman harcamadan El Salvador'u da savaş sebebi araştıracağım. Puanımız hazır varken. 205 gün sürüyor. Ben şeyi unuttum arkadaşlar. Faşist olduğunuz zaman büyük bir devletle veyahut da faşistteyken galiba öyle olması lazımdı. Şu gerilim belli bir seviyenin üzerine çıkınca veya major, yani büyük devletlerden bir tanesiyle savaşa girdiğiniz zaman şu süre 30 güne kadar düşüyor. Ama komünistteyken galiba öyle bir şey yoktu. O sebepten dolayı şimdiden başlatayım diyorum ben bunu. Biz Amerika ile savaştayken bu gelir bir ara. Biz de bir 3-5 asker getiririz buraya, alırız. 205 gün sürüyor. Bir sürsün bakalım. Şimdi bunlar hazır. Ben savaşı açayım. Amerika neden müdahale etmiyor? Hepsinde müdahale etme özelliği koymuş gibi duruyor. Bağımsızlıklarını destekliyor diye yazıyor. Neden müdahale etmiyor diye soranlarımız oldu. Çünkü Amerika şu anda izolasyon politikası devam ediyor. İzolasyon politikası devam ettiği müddetçe Amerika hiçbir savaşa müdahale etmiyor. Ta ki şunlarla, military construction yazıyor ya mesela, şu fokuslarla, hangi fokustu? Giant Wakes galiba. Giant Wakes'ten sonra bir event geliyor. Bir event geliyor ve eventten sonra diyor, ilan ediyor bütün dünyaya. Diyor ki Amerika bütün savaşlara müdahil olacaktır bundan sonra diye ilan ediyor. O noktadan sonra gerçekten müdahale ediyor. Diyor ki ya barış yaparsın yahut da ben savaşa girerim sana karşı diyor. Öyle bir bize geliyor, bir bildirim geliyor. Siz de birisi seçtiğiniz zaman Amerika'yı karşınıza alıyorsunuz. Diğerini seçerseniz savaş açtığınız devletle otomatik barış olmuş oluyor. Bu izolasyon geçmeden hiçbir şekilde olmuyor. Aynı şekilde bir de dünya gerilimi %100'e ulaştığı zaman ya da %80'di galiba. O da onda da müdahale etme şeyine, noktasına ulaşıyor. Belki de denk geliyordur, hani o eventle aynı zamana denk geliyordur, bilmiyorum. Şimdi bu savaşı açtık mı bu arada? Açtık. Hemen şunları şöyle yapayım. Direkt başkente yardırın. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok başka. Şimdi diğer yandan, ben neyi unuttum? Şunu iptal ediyorum arkadaşlar. Çok fazla süvariye ihtiyacımız yok. Şu iki süvari gelsin, şu dördü gelsin, diğerlerine gerek yok. Şimdi bunu önceliklendirdim. Şunlar bir an önce gelirse güzel olur diye. Ama gelmiyor da öyle hızlı bir şekilde. Süvariler gelecek. 16 süvarimiz olacak. Şunlar bir gelemedi bir türlü ya. Bir dakika, reinforcements da şey yapmışım, önceliklendirmişim. Bunlar öncelik olsun, dur. Hızlı bir şekilde bunlar gelsin. Şu süvariler gelecek şimdi. Bu arada bizim burada bir miktar
Askerimiz bir miktar değil, hepsi gelmişler nerede? Hemen hemen. O zaman şu eğitimi durduruyorum. Bunları başka bir yere göndermeyeceğim. Yeni süvariler gelince şey yaparız. Bu savaş sürdü ya biraz. Yani bunları yenmekte zorlanıyoruz. Amerika'yı nasıl yeneceğiz bilemedim yani. Şuralar tamam. Endüstriyel effort. Ha, bunu yaptık değil mi? Armament'e geçiyorum. En önemli şey bunlar arkadaşlar. Endüstriyel effort'tan sonra şimdi arkadaşlar şu açıldı. Şunlara bonuslar geldi. Ben hemen şuna %50 ile bunu yapacağım. Yani bunu niye açmıyorsun diyenler vardı. Şurası çok yavaş ilerliyor. Fabrika sayısı az. Fabrikaları ticarete kullanıyorsun. Evet doğru. Normal seride bunların hepsi doğru arkadaşlar. Normal seride ben zaten teknolojiyi açmaya hiçbir zaman şuradan başlamam. Şuraya kasmam yani kesinlikle. Normal seride ben önce bunu açarım. Bunu açarım, bu ikisini. Ondan sonra hep mümkün mertebe burayı öncelikli olarak burayı açmaya çalışıyorum. Şuraya bittikten sonra diğerlerine yönelirim. Normal seride budur. Çünkü uzun vadeli oynuyorsunuz. Burada uzun vadeli oynamıyoruz ki. Amerika'yı bir an önce yenmeye çalışıyoruz. Amerika'yı yendikten sonra zaten seriyi bitireceğiz. Büyük ihtimalle. Yani uzatmayacağız fazla. Onu göz önünde bulundurun arkadaşlar. O sebepten dolayı mümkün mertebe elimizden geldiğince daha fazla şey yapmaya çalışıyoruz. Şöyle bir iki tane atayım şuraya. Elimizden geldiğince daha fazla askeri fabrikaya sahip olmak istiyoruz. Şunların hepsini koyayım ya. Şunu iyice artırmak istiyorum. Hala 4 tane çeliğimiz daha var. Şu sayıyı birazcık gerçekten arttırmamız gerekiyor ya. Sıkıntı var bu konuda. Hadi bakalım. Reinforcement'a da ihtiyacımız var ama. Hadi gençler. Abi burada bu sıkıntıyı yaşıyorsak. Bak hepsi birden girişmiş görünüyor. Nihayet. Take all states. End turn. 1111 ekipman ele geçirmişiz. O da güzel. Şimdi aynı şekilde bunu Panama sınırına yerleştiriyorum. Ne kadar süremiz var? Infantry ekipman yenisi geldi arkadaşlar. Çok güzel. Ne kadar süremiz var? 126-215. Daha bayağı bekleyeceğiz. Bu esnada tabii kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Infantry ekipmanı geldi bu. Şunu açabilirim. Belki kullanırız, belki kullanmayız. Yeter mi, yetmez mi vakit bilmiyorum ama şunu da açabiliriz. Şu 321 gün sürüyor. Ona boş ver. Tanklar, evet, tankı niye açmıyorsun? Hiç ilerlemedin falan diyorsun. Evet, ilerlemedik çünkü tank çok zor üretimi. Çok uzun sürüyor üretim. Hiç vaktimiz yok buna. Biz mümkün mertebe en hızlı şekilde yapmaya çalışıyoruz. 40 gün sürüyor. Bunu hemen hızlıca açalım. Ondan sonra diğerlerine geçeriz. Bu arada yani bu geçtikten sonra mesela diğer teknoloji gelecek ya. Şimdi burada bonus almıştık. Şunları açacağız. Aslında bu daha önemli biliyor musunuz? Neyse şu 19 güne geliyor zaten. Tamam, önemli değil o kadar. Çok fark yaratmayacak yani. Yine mi eksiğimiz var? Ne eksiğimiz var? Tungsten. Tungsten alırım. Alırım da ne kadar ceza geliyor? %7,5. Az değil ya. %7,5. Az bir şey tungstenimiz var ama keşke buralarda biraz kaynak olsaymış. Ha, bu arada Amerikan kaynak haritasını görmek isteyenler vardı. Bu arada ben de buraya bakayım birazcık. Tungsten var mı buralarda? Yok. Buralarda petrol var daha ziyade. Buralarda krom var. Lanet krom ya. Nefret ettim kromdan ya. Türkiye serisinde yaparken, oynarken de habire krom. Başka şey istiyoruz. Krom, krom, krom. Yeter lan. Ama yapacak bir şey yok yani. Gerçekten de krom var. Evet, Amerika'nın kaynak haritasını görmek isteyenler arkadaşlar. Çılgın kaynaklar var gördüğünüz gibi. Buralarda 580 petrol. 100 petrol. Alüminyumlar. Alüminyum. Alüminyum. Çelik. 136 çelik. 350 petrol. Alüminyum. Buralarda çelik. 24 çelik, tungsten var burada. 208 çelik, 84 çelik, 48 çelik, 212 çelik, 80, 24, 20 çelik, 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 112 çelik, 66 petrol. Yani hemen hemen şey, kauçuk hariç hemen hemen bütün kaynaklar var burada. Ha, bu arada motorize üretmek için kaynak olarak ne lazımdı? Bir petrol, bir çelik, bir de şey. Kauçuk. Petrolümüz var.
İşin komik tarafı petrolümüz var. İşimize yaramıyor ama var. Çelik lazım diyor. Çelik az lazım. Bu iyi bir şey aslında. Bu arada ben yine unuttum değil mi? Ya yine unuttum. Allah'tan arada durduk böyle sağa sola bakındık da. Kurtardık oradan. O zaman abi çelik alıyorum ben yine. Yani tungstenden daha önemli. Şu anda. Çok önemli değil. Yani şuradaki rakamın eksilmiş olması çok çok önemli değil bana sorarsanız. Bu arada süvariler geldi. Ben şimdi bu piyadelerin hepsini geçireyim şeye. Şu kahverengi orduya. Daha fazlasına da ihtiyacımız var. Bir gelseler de. Bir gelseler. Aa bu arada. Heh, şunu iptal. Tamam. Sadece şu kalsın artık. Panama ile şeyimiz devam ediyor. Ben şimdi bir tane yeni bir piyade birliği üretmek istiyorum. Şöyle yapayım. Duplicate diyorum. Piyade tümeni. Topçu. Artı T mi diyelim. İsmini neden yeni bir tane oluşturuyorum? Çünkü şey geldiği zaman... Tamam abi. Tamam. Şunu bir yapalım da. Bizim orijinalin adı neydi bu arada? Neyse o zaman şunu ayarlayayım da ondan sonra şey yapalım. Şunu açıyorum. Üretimimiz daha da artsın diye. Piyade tümeni. Ya, piyade tümeni 2 diyelim işte ya ama ne uğraşacağım. Piyade tümeni 2. Buna işte topçuyu yerleştireceğim. Şimdi ayrı bir tane oluşturuyorum ki şunlara etki etmesin. Bunlar çok gecikecek çünkü öbür türlü. Save dedim. Daha sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Orduyu seçeceğiz böyle. Şuradan geleceğiz ve piyade tümeni 2'yi seçeceğiz. Ve bütün hepsi ona geçmiş olacak. Sonra yeniden deneyimleri birazcık azalmış olacak. Otomatikman onlara şey yapacağız. Yeniden eğitim vereceğiz. Aynı şeyi bunun için de yapalım. Süvari 2 diyelim. Duplicate. Aslında biliyor musunuz? Daha fazla süvari üretmeyeceğiz. O yüzden gerek yok. Şimdilik bekletiyorum. Çünkü topçu ihtiyacımız henüz... Eksik daha. Öbürlerinin topçuya ihtiyacı daha fazla piyadelerin. Şimdi daha beklemeye devam edeceğiz biraz daha. Önce Panama mı geliyor, önce Amerika mı geliyor? Bana 152. 154. Tamam. Amerika önce geliyor o zaman. Panama'yı sonra savaşa sokarız. Önce Amerika'ya savaş açacağız. Tamam, şimdi bekleme modundayız arkadaşlar. Low manpower, biraz puanımız gelsin. Manpower'ımızı güncelleyelim şuradan. Armament effort'tan dolayı da fabrikalar gelmeye devam ediyor. Savaş ekonomisi, motorizeler geldi. Ondan sonracığıma yeni motorize üretimine başlayabiliriz ama bakalım başka ne var burada. Şuradan gidebiliriz. 143 gün sürecek. Ama verimliliği arttırıyor bu. Başka da bir şey yok zaten üretebileceğimiz ama... Bir dahakini mesela şey alırız. Doktrin. Yeni doktrin alırız. Bir dahakini. Hadi abicim. Gel abi sen. Sen gel. Gel. Sen de gel. Eczatınız çok mu eksik? İptal edeyim de bari öbürleri gelsin. Milliyetçi şeyler. Yani faşist İspanya kazandı gibi görünüyor. Tamam abi şunu da iptal edeyim. Şu var olan hızlıca bir gelsin. İspanyol Sivil Savaş. Civil War. Civil Savaş ne demek abi? Şey yani iç savaş aslında. Tamam şunlar bir gelsin ondan sonra yeniden eğitim vereceğim. En azından şunlar bir hızlı bir gelebilse ya bir gele... Lan oyun durmuş. Ben diyorum niye gelmiyor bunlar? Evet Armament Effort da geldi. Bir fabrikamız daha var. Bir tane daha istiyoruz. Fabrikalar buraya yığılıyor ama üretim de çok ciddi bir oranda artmadı maalesef.
Tungsten cezası ne kadar? Bakayım. %16 oldu ya. Abi tek tungstene ihtiyacımız var. Tek. Değil mi? Hayır, 3 oldu. Alalım abi. Portekiz'den alıyorum ben bir tane. Hadi bakalım. Kaç oldu? Günde 5 taneye çıktı oran. İyi. Amerika'ya savaşa az kaldı arkadaşlar. Bunu hızlı bir şekilde gitmeye devam edelim. Bakayım. Bu ne lan, benim bu. Ben diyorum ne oldu lan? Savaş ekonomisine geçmişler. Eyvah. Sıçtık. Ha, geldi bu, tamam. Şimdi burada alabileceğimiz ne var diye bakarsak, aslında şuradan almak istediğimiz güzel şeyler var ama şimdi adam gücümüz çok az. O yüzden mecburen şunu Service by Requirement'a geçiriyorum. Ya, o cezaları da sineye çekeceğiz artık. Ya, savaş sebebi geldi. Savaş sebebi geldi. Service by Requirement'ı zaten... Nasıl ya? Ha, Extensive'e geçmedik ki daha. Tamam, Extensive'e geçiyorum. Kaç? 490 bin asker geldi. Şimdi arkadaşlar burada fazlamız var mı? Yok, bunlar eğitimdeler. Eğitime devam etsinler bunlar. Şimdi artık topçuyu alalım. Keşke biraz önce yapsaydım onu. Bütün şeyleri alalım. Şunları. Bu arada ben düşünüyorum da. Buraya 10 birim ama burada Amerika'nın şeyi var. Garnizonu var. 10 birim belki gerekli olabilir. Şimdi hemen topçuyu ya geçireceğim demiştim, değil mi? Tamamını seç. Bunu piyade tümeni 2'ye geçir. Ne diyor? We need diyorsun. Ne alaka lan? Bu kadar infantry ekipmana ihtiyaç yok ki. Sadece bu kadar topçuya ihtiyaç var. Bu tamam. Aynı şeyi buraya da yapalım. Piyade tümeni 2. Bu da tamam. Aynı şeyi buraya da yapalım. Hepsi birden geçsinler. Bu arada ben bunların hepsini mi yaptım? Tamam, şimdi olmuştur. Şimdi bir de son kez burada piyade tümeni 2 geldi. Şimdi bunlar tamamlanmışken bir de şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Şunun simgesini değiştirelim. Şöyle yapalım. Benim klasik kullandığım bir simgeydi. Hani belli olsun farkı. Evet. Motorize. İki süvariye göre iki motorize ne kadar şeydir acaba? İki motorize desem. Mesela bir motorize 11'e 36. Hızı çok daha fazla, gördüğünüz gibi. Çok daha hızlı. 11.36. Motorize 50 tane motorize kullanıyor. Yani kamyon. 100 tane de infantry ekipman. 190 da şey, eğitim süresi. Bunu atlıya çevirdiğim zaman, gördünüz mü farkı? 120 uzun sürüyor. Daha fazla ekipman gerektiriyor. 11.36 idi değil mi? 11.29'a düştü. Hız da 6.4'e düştü. Halbuki motorizedeyken 12 idi hız. Yani çok daha hızlı oluyor. Aslında çok daha iyi. Yani özellikle ormanlık ve dağlık alanlar olmadığı sürece bu hızdan çok yararlanabiliyorsunuz. Mesela dağlık, dağlık, dağlık nerede burası? Saldırı bonus hızdan düşüşte oluyordur illaki de ama. Ha, dur. Atak 90, base 90. Bu burada ne diyor? 95, burada ne diyor? Hız, ha, movement %50. Ha, dağda o zaman ceza yemiyorsun hızla. Forest'te, ormanda yiyorsun. Marsh'ta, river'da yiyorsun. Dur diyecektim ama yani ormanda sadece yiyorsun. Jungle'da yiyorsun. Bir de marsh'ta yersin. Bataklık çünkü o. %70. En çok oradan ceza yiyorsun. Yani Güney Amerika'da dediğiniz doğru. Motorizeler bir halta yaramayabilir. Ama şeyler, atlılar da az yarar. Büyük ihtimalle. Şunları alalım mı? Bir dakika. Yine bunları da kaldır. Kaldır. Şu ikisi de biraz sonra alırım onları. Tamam. Topçular geldi. Son sefer değil mi? Evet. Son sefer şimdilik. Onlar da gelsin bir bakalım. Bunlar eğitimsiz bir şekilde geliyorlar şu anda. Hazırsınız siz. Hazır değilsiniz aslında. Hepinizi eğitime alacağım şimdi. Kırmızıları da alalım. Çünkü bak ne olacak?
Gördünüz mü? Toplar geldi, topçular devreye girdi. O sebepten dolayı deneyimler düştü. Şimdi az bir şey bekliyorum. Panama da devreye girdi. Hadi abi. Şunlar maksimum eğitim seviyesine gelsinler. Gelmeye başladılar galiba. Evet. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Hadi. Niye bu kadar fark var arada ya? Bazıları biraz daha deneyimliydi demek ki. Daha az deneyim kaybettiler birdenbire. Hadi. Tamam bir dakika dur. Bu yeterli. Kalanı da artık savaşta eğitim şey deneyim kazansınlar ya. Bu da gelmiş. Bunu da kapat. Süvariler. Aa süvariye koyduk mu lan biz? Yapma. Yapma. Süvariye de koyacaktık biz bunları. Nasıl süvarilerin eğitimi o kadar önemli olmayabilir gençler. Gerçi. Ağustos oldu ya. Bir an önce geçmemiz lazım artık savaşa. Daha fazla bekleyemem. Daha fazla bekleyemeyiz. Şimdi ben bundan bir tane açıyorum. Ve artık yardıralım. Hadi bismillah. Savaşa giriyorum arkadaşlar. Direkt Amerika'ya savaş açıyorum. %9 geliyor. Agresiflik veya işte anlarsınız siz onu. Şimdi arkadaşlar ben buradan şunların eğitimini iptal ediyorum. Önce tabii bunların savaşa... Aa bir dakika savunmada şu anda. Siz saldırıya bir geçin bakayım buradan. Aa bunların organizasyon... Aa eğitimleri durmamış bunun. Eyvah. Eyvah ne yaptık biz? Bunların eğitimi durdurdum öbürünü de durdurdum zannetmiştim. Ya yapma. Organizasyonlar çok düşük kaldı. Yardırın bakayım siz. Yardırın bakalım. Bir dakika şurada şunlar geliyor. Siz yine gelin. Tamam hepiniz geldiniz. Şimdi reinforcements'ı maksimuma çıkartıyorum. Eğitime yine ben şundan mı koysam yoksa bundan mı? Bence bundan ya da yok yok. Saçma ya. Gerek yok. Şundan koyalım. Yine bir 10'ar tane gelsin mi? Çok mu olur? Çok mu olur? 6'şer tane mi gelsin? Tamam 6'şer tane gelsin. Yine buralarda bir yerde devreye girsinler. Hangi orduya dahil olsun? Şu eğitim ordusu hangisiydi? Şu. Şu orduya dahil olsun. Ama bunu düşükte bırakacağım. Reinforcements şu anda öncelikli. Yani bu ekstra bir şeyler malzememiz kalırsa buraya yatırım yaparsın diyorum. Yoksa yatırım yapma diyorum yani. Şimdi burası boşalmış gibi görünüyor. Biz buradan yardıralım. Gayet güzel rahat bir şekilde geçeriz. Şuralarda savaşı kaybediyormuşuz gibi görünüyor. Şey diyeceğim, asıl bunların eğitim alması gerekirken bunların eğitimi durmuş. Neyse eğitim bunlar devam etsin eğitime. Sen şuradan en azından bir 3 birliği sen buradan desteğe gönder. Sonra 2 tanesi ise buradan ayrılıp buraya devam etsinler. Son bir tanesi de... Ha yok. Yok yok tamam. Aynen öyle yapsın. Şunun bir tanesi sağa gitsin. Bir tanesi sola gitsin. Tamam mı? Desteğe. Şuraya nasıl destek çıkacağız bilemiyorum ama. Şöyle yapabiliriz. Şu ikisi mesela... Şuraya desteğe gelsin. Bunlar da geçici olarak buraya gelsin. Nasıl olsa kendilerini ayarlarlar. Tamam. Amerika çıkarma mı yapacak? Aha çıkarma yaptılar lan. Şaka maka. Hemen dalarsak çıkarmalarını üzerlerine yıkabiliriz. Evet yıkabiliriz. Hatta yıkıyoruz. 61. Armament effort geldi. Armament effort 3'ü alıyorum şu anda hemen arkasından. Ondan sonra available war goal diyorsun. Hemen burayı da açalım. Bunun şeyini ayarlamayı unuttuk. Şöyle yapayım. Açalım. Açalım genco. Hemen bunu da devreye sokalım.
hemen devreye soktum. Hatta savaşı şöyle ayarlasam. Esas şeyi. Şunu boşaltalım. Boş ver. Şimdi herkes burada mı? Yok. Kimse orada yok. Şöyle yapayım. Dahil olsun oraya. Tamam. Bu arada hızımız çok fazla. Ben şey yapamayabilirim şimdi. Ayarlayamayabilirim. Bunlar geçmişler buraya. Çok güzel abi. Hemen geçin buraya. Yok öyle. Şöyle. Sonra ya bunun yarısını da şöyle yarısını da şöyle yönlendireyim. Hayır be. Öf. Vallahi billahi sinir ettiniz beni. Şimdi şu atlılar. Şu atlılar. Hemen şuraya kadar bir gitmeye çalışın bakayım. Sen de böyle şuraya kadar git. Oradan değil. Oradan değil be oğlum. Tamam böyle git bakayım. Tamam mıdır? Burada bütün savunmaları ayarladık değil mi? Çok güzel. Çünkü bunların da ağzını vurmuşuz. Adamları yok ettik. Altı tümenlerini birden yok ettik ha. Adamlar intihar ettiler. Ama hangi türden tümenlerini yok ettik bilemiyorum. Şimdi sizden bir tanesi. Bir kişi abi bir kişi. Sadece bir kişi istiyorum. Şurada dursun. Hatta tam tersine. Sadece bir kişi hariç. Şunlar da değil mi? Bir kişi hariç hepiniz durun. O bir kişi gitsin. Şuraya alsın geri dönsün. Çıkarmalarını başlarına yıktık resmen. Genco bunlar ne lan? Siz nereden geliyorsunuz lan? Harbiden bunlar nereden geliyorlar lan? Saçma sapan. Hayır burada ne işiniz var sizin burada? Sen de dur orada. Allah Allah. Abi gel de kafayı yeme ya. Bu arada bunların komutanı yokmuş. Bizim şu güneydeki komutan var ya. Şu özel yetenekli komutan Desert Fox. Ben buna yeni bir komutan ayarlayalım diyorum. O komutanı buraya yerleştirdim. Çünkü burası önemli. Kuzeyde. Hatta daha da iyi bir şeyim var. Fikrim var. O komutanı buraya yerleştirelim. Bu komutanı da buraya geri koyalım. Tamam mıdır? Eğitim birliği. Eğitimleri güzel olan elemanları aktaracağız biz şeye. Savaşa. Savaş alanına. Bunlar niye savaşa giriyormuş gibi görünüyor? Çünkü ben yönlendirmişim. Siz eğitimdesiniz oğlum. Bekleyin siz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Birazcık hasta gibiyim. Boğazım kötü. O nedenle. Orada yeşiller niye bu kadar genişledi? Ben size gelin dedim mi buraya kadar? He? Yeşil. Seçemiyorum yeşili. Niye seçemedim yeşili? Heh. Yeşiller. Çekilin lan buradan. O tarafa. Hatta saldırabilirsiniz. Al. Buraya gir işte. Arasını satayım. Gir ya. Dal buraya. Dal. Sen buraya gel. Ya burada bir sürü eleman var ya. Bir şey diyeceğim. Şunlardan bir kısmını acaba durdursak mı? Hani oraya gidenler değil de ayıramıyorum da maalesef. Hangisi nereye yönlendirmiştim? Tamam boş ver şimdi o zaman. Atlılar oraya gidecekler. Sen şimdilik burada mı kalsan acaba? Bak siz ne yapıyorsunuz mesela? Gençler siz ne yapıyorsunuz ya? Ben bunları durdurdum az önce. Yok illa gitmeye çalışıyorlar. Bir dakika ben bunlara emir falan mı verdim? He. Tamam bölgeyle alakalı. Tamam anlaşıldı. Ben sizi şuraya yönlendireyim o zaman. Şurayı kaldırıyorum. Şimdi isterseniz nereye gidebilirsiniz? Gitmek istiyorsanız gidin. Tamam abi. Şu atlılar böylece gelsin buraya. Şimdi siz şuraya saldırın. Siz zaten oraya saldırıyorsunuz. Bu atlılar da peşlerinden geliyor. Bakalım bu başarabilecek miyim? Hiçbir fikrim yok ya. Deniyoruz yani. Daha önce denemelere yaptık işte bir şeyler ama. Şimdi bu oraya geldi. Güzel. Şehri alalım burada. Bunlar puan. Soviet withdrawal mı?
Enteresan. Şimdi arkadaşlar şu ne yaptı bakayım? Henüz başlatmadık. Savaşa girdik ama değil mi? Girdik, tamam. Henüz başlatmamıştık. Şimdi bunu da başlatalım. O da böyle gitsin. Orada onu güneye mi alsak? Güney. Öyle kalsın bakalım. Hava üstünlükleri var tabii ki ama burada bir liman, havalimanımız var mı? Yok. Burada çalışsınlar. Destek versinler birazcık. Tamam mıdır? Bunlar idare ediyorlar. İdare ediyorlar. Yeşiller de kısa kalsınlar ki bizimle şey yapabilsinler. Başa çıkabilsinler. Şunları ben alıyorum. Bunlardan daha iyisi olmayacak. Çünkü çok uzun sürecek eğitim. Artık bunları şuna dahil edeceğim. Siz oraya geçebilirsiniz gençler. Siz eğitime devam edin. Rookie versiyonu bu. Rookie seviyesi daha doğrusu. Onlar bir geçsin. Ondan sonrasını şey yapacağım. Aa, bunları unuttuk. Hemen gel ya, bu şehre kadar git. Sen de buradan buraya doğru git. Yok, oradan değil. Buradan buraya doğru git. Sonra buradan böyle döndüreceğim bunları. Şu kapatacağım üstlerine doğru. Yani çemberi alma harekatı yapacağız. Aa, bir dakika, bak ne oluyor bak. Ha, görüyor musun? Bunlar hep böyle birlikte kalıyorlar. Sen de şöyle gelsen. Aa, bu yenilmiş lan. Ne ara? Hangi ara yenildin lan? Ben savaştırmadım ki bile seni. Şöyle ayrılsın biraz ya. Böyle 6'şar 10 falan yani. Kalabalık takılmayın. Gel böylesin sen. Hatta sizden bir kişi de buraya gelsin. Hatta böyle gelsin daha doğrusu. Ha, bunu ben böyle saldırtmışım. Tamam. Bir anlamı kalmadı onun çok fazla. Şimdi yeşilleri savaş planlarını devreye sokalım artık. Kırmızıları da sokuyorum. Aa, kırmızının uyarı işareti varmış. Hadi be. Sizin bir şeyiniz devreye gelse, devreye girse güzel olacak ama. Savunmada kaldılar şu anda. Bir şey olmaz. Sen böyle bir gel. Tamam. Sen ne yap biliyor musun? Sen gelip burada kal. Sen öyle devam et bakayım. Burada ince ayarlar çok yapılacak arkadaşlar. Buna mecburuz. Şey diyeceğim, bunların hepsi şeyde mi? Şu hatta dahil mi? Abi hattı koruyun yani. Hatta durun. Salak saçma alakasız yerlerde gezmeyin yani. Bak. Bak ne yapıyorlar. Aha. Güzel bir kendileri almışlar benim için. Kendileri almışlar. Devre. Aa, çok güzel. Gel abi gel. Gel hemen bunları keselim. Yalnız buraya destek lazım. Destek. Şey diyeceğim, sizin saldırı şeyinizi iptal edeyim. Yalnız bunlar savunmada iyi, başarılı olurlar da. Siz niye böylesiniz ya? Niye böyle garip şekillerde savunma yapıyorsunuz? Atları iptal mi etsem acaba şu bölgeden? Hadi be. Hemen yok. Sen buraya da. Hadi be, yetmedi mi? Ama bir dakika. Biz burada savunma yapıyormuşuz. Ama saldırı görünüyor. Lan beni sinirlendirmeyin. Ağzınızı burnunuzu kırarım ha. Bak, bu savunmaya geçti. Ulan emirlerime itaat edin lan. Ya bir şey diyeceğim. Şu atlıların şeyini kaldırsam mı acaba ya? Plan bonusları da var 3-5 ama. Yani savaştırmaktan ziyade şey yapmak istiyorum. Onu manevra yapmak istiyorum onlarla. Arka plandan bunlar gelsin zaten. Siz ne alemdesiniz? Yani bunlar gelmiş. Hemen kahverengiye dahil olun. Geçin abi, geçin. Bunlar da gelmiş. Bunlar da süvari grubuna dahil olsunlar. Süvari grubu şu mor renkli olan. Şu. Tamam mıdır? Oldu. Şunu bir yenebilseydik güzel olurdu ya.
Gel böyle abi. Dur dur. Heh. Sen desteğe git, desteğe. Piyadeye ihtiyaç olabilir orada. Resmen abi inat ediyorlar gitmemek için ya. Bir dakika, bizim burada eski tip askerlerimiz de varmış. Aha. Neredesiniz lan? Bunları unuttuk biz. Eski tip askerleri. Bunları da dönüştürelim şimdi. Şöyle piyade tümeni 2'ye. Tamam mıdır? Bakayım eski tip asker kaldı mı hiç? Burada var. Eğitim alayını tamamen iptal mi edelim artık? Süvari'de zaten eski yeni yok. Tamam, bu eğitimi iptal ediyorum. Sen de geliyorsun. Buraya dahil olsun. 23 oldu. Yani bunlardan gelen yok. Bir tanesi 23, kalanları 24-24. Bir de 16'lık tüme şeyimiz var. Süvari tümenimiz var. Evet. Ya ben hakikaten bu şeyi iptal ediyorum ya. Süvarilerin planlarını. Çünkü istediğim şekilde durmuyorlar abi. Tek tük saçma sapan şekillerde duruyorlar. Gel abi gel, 4 kişi buraya toplanın. Sen bir dur hele. Yoksa yani yetişemeyeceğiz. Baksana Ekim ayına geldik, hala duruyoruz. Sen de buraya gel. 4 kişi burada toplansın. 3 orada yetmiyor işte, gördüğünüz gibi. Nerede bu? Sen de hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde buraya kadar gidiyorsun. Buraya. Savaş bölgesi olduğu için gitmiyor. Şurada 4 tane var zaten. Güzel. Siz 4'ünüz takılırsınız bu şekilde. Sen mesela niye dalmıyorsun? Bir yığın burada yeşil gelmiş. Tabii ki gerek yok. Bunlar gelecekler. 4 kişi buradan geliyor. Tamam, 4. Şimdi toplam 16 taneler yani. 4-4 şeklinde 4 parçaya bölmek istiyorum ben bunları. Öyle bir planım vardı. Tamam, o da gitsin, o da gitsin. Şimdi ben bunları ayrı ayrı yönlendireceğim. Peki. Siz niye desteğe gitmiyorsunuz bu gençlere? He? Bir kişi kalsın burada. Şunu yenmenin bir anlamı yok. Arka tarafı boşaltmak lazımdı işte. Bak işte böyle oldu. Kazandık kazanmasına da. Dur abi şimdi. Şimdi abi orada 4 kişi var. Sen buradan 2 kişiyi daha buraya dahil edelim. Yok, 3 oldu. Bir tanesi dur. O bir taneyi... Şimdi bu ikisi gidiyor değil mi? Yok, şu ikisi gidiyor. Şu üçünü alalım. Oha. Abi şunu aldım. Hangisine dahil edelim? Bak şuraya bir kişi gidiyor. Burada bir kişi kaldı. Sen gel böyle. Yok yok. Siz böyle gelin. Buradaki boşta duran. Bak şu buraya gidiyor zaten. Sen buraya gel. Bu ayarlamaları bir yapsam rahatlayacağım ya. Tamam. Şimdi abicim. Ben buradan başlatıyorum burayı. Alan çok geniş. Alan çok geniş abi. Siz oraya bir yetişin bakalım. Kırmızılar da ufaktan ilerlemiş gibiler. Siz ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz değil mi? Tamam. Güzel. Burada konvoylarımıza biraz saldırı olmuş gibi görünüyor. Tamam. Hadi gelin gelin bir birleşin artık. Heh, burada tamamlandı. Şu oraya gidecek böyle. Aslında bunu da mesela şuradan sokmak lazım. Şöyle yapsak mı? Hızlı bir şekilde oraya git. Ondan sonra oradan ben bunu hareket ettireceğim. Sen gidiyorsun değil mi? Hemen arkandan tabii piyadelerin gelmesi lazım. Yoksa olmaz. Şu nehri atlayalım. Şunu yeşilleri birazcık... Bir dakika, şunu böyle biraz kısalım şuraya kadar. Hadi. Şuraya kadar, tamam. Hayır. Şurası.
Allah Allah, inatçı mısın sen, nesin ya? Bak o geliyor oraya, sen de böyle gel. Allah'ım ya. Gel abi o zaman oraya. Tamam, yeşil daha da geniş tutalım. Tamam, bu buraya geldi. Sen öyle gidiyorsun. Ha, bunlar burada. Organizasyonları birazcık tamamlansın. Ben buradan yardırırım yukarı doğru. Bu arada bir şey daha unutmadan yapayım. Çünkü ileriki zamanlarda ihtiyacımız olacak. O da şu. Bütün planları tamamen uzun vadeliye çeviriyorum. Çünkü bir anlamı yok. Planın nereden nereye gittiği önemli değil. Bir dakika ya. Saçma sapan oldu. Şöyle, şöyle salla. Şunu da buraya kadar götürüyorum. Bak, kırmızıyı aldık. Gel geri bari biraz. İkisi birleştirmek istemiyorum çünkü o zaman ileride bir kontrol veya başka türlü bir şeyler yapmak istesek sıkıntı olacak. Ha, bu arada ben şeyi unutuyorum. Buna hedef yapmamışız. Ey Allah'ım ya. Gel sen de böyle gel. Hatta dur. Buralara kadar gideceğiz. O yüzden burayı da hedefe dahil edelim. Şöyle, tamam mı? Tamamdır. Şimdi bunlar zaten devredeler. Bunlar zaten devredeler. Şunun tamamını da buna dahil ettik mi? 23 Division diyorsun. Tamam. El Salvador. Sen böyle devam et. Şimdi seni ne yapacağız biliyor musun? Seni ne yapacağız? Seni şuradan şuraya... Şuradan... Şuraya dahil edeceğiz. Yok şu, pardon. Şöyle, tamam. Bir dakika. Yani şu şöyle gelmiş. Şimdi bu iki tane... Aa dur, saldıralım direkt. Organizasyonun çok düşük olduğunu görünce hemen dalayım dedim. Bir tanesi yenildi bile. Ama El Salvador'a... Oha geldi bile El Salvador. Peki Panama olayı ne oldu? Bizim elemanlar geçemediler mi? Hani abi bizim planlar? Hani planlar? O kadar çizdiydik. Bildiğin uçmuş ya resmen. Tamam, kazanıyormuşuz gibi görünüyor. Bir dakika bakayım. Oha, 306 savunma var abi heriflerde. 306 savunma. Heriflerin tabii komutanları da iyi. George Patton ya, bu meşhur George Patton. Bu ne lan abi? Şeye bak, saldırılarımıza bakar mısın? Nehir geçmeden dolayı %60 ceza. Gece saldırısı. Ulan bir de gece saldırısı yapıyormuşuz. Dur dur abi dur. Dur. Şimdi yeniden gece saldırısı kaldı mı bu cezası? Abi ne gecesi? Sabah saat 8 be. Dur abi dur. Yine mi? Exceeding combat width mi? Bu H tuşuydu değil mi? Neyse. Birkaç defa böyle durdurup tekrar başlatmak faydalı olabiliyor arkadaşlar. Sen niye buradasın? Bir tanesi niye yavaş gidiyor böyle? Hadi abicim. Lan. Hadi be abi. Nasıl bir savunmadır ya? Bizimkilerin saldırıları niye bu kadar az ya? Yine de kazandık. Gerçi başkaları geldi yerlerine. Allah cezalarını versin. Şu yeşili birazcık daraltalım. Çok fazla genişledi. Hep birbirinin üstüne gelmeseler çok iyi olurdu ama maalesef üst üste gelip duruyorlar ya. Oha, yeşil nereye geldi görüyor musunuz? Lan niye abi niye? Dur burada işte. Şunu oyalasın. Onlar da etrafını çevirsinler. Tamam mı? Bakalım başarabilir miyiz? Improve machine tools. Ben bunu bitirdiğime göre. Şuraya geçemeyiz değil mi? 39'a daha var. Ne açabiliriz? Bu daha 40'da. Bu da 40. Açabileceğimiz fazla bir şey yok. O zaman şunu açayım ben. Biraz erken ama. Bu zaten açılmaya bıraktık. Tamam abi, şu gelsin neyse.
199 gün sürüyor. Ya bunu kaçıracağız gibi görünüyor abi. Şunu yenemezsek. Ve yenebilecekmişiz gibi durmuyor. 192 diyor. 92. Tek bir tümen yetiyor yani. Panama Canal Force. Kaç tane şey var burada yayası? 7 ila 12. Yani muhtemelen 9'dur. Artı bir de topçusu var. 38 gün sürecekmiş diyor. Hoş, organizasyonları iyi bizimkilerin ama yetmeyecek gibi geliyor bana. Ayrıca 38 gün sonra muhtemelen bu savaş sebebi gitmiş olur değil mi? Kaç günümüz var savaş sebebinde? 23 Aralık'a kadar. Yani olabilir belki. Olmazsa başka bir birlik oraya göndeririz ya da El Salvador'a yeniden savaş sebebi araştırırız. İyi yapamadık ya. Gerçekten iyi yapamadık. Onu bir kuşatabilirsem güzel olur. Bakayım olacak mı? Oldu. Oldu abi. Hemen sen buraya dal. Siz neredesiniz abi? Niye gelmiyorsunuz? Sen biliyor musun ne yap? Sen direkt buraya dal abi. Sen niye buraya geri döndün ya? Ron sen de git oraya. Bir dakika, sen buraya git. Sen oraya desteğe gitmeye çalışan, sen buraya gel. Sen buraya dağılıyorsun zaten. Sen de dağılıyorsun. Sen oradan saldırıya geçersin ondan sonra. Şimdi peki burada adamları kuşatmış olduğumuza dair bir şey var mı? Yok maalesef. Şurayı almamız lazım. O da bunu bu alacak şimdi. Burayı. Alınca hemen kuşatma bonusu gelecek. Hala hiçbir bonus gelmedi bize şeye. Bonus değil de ceza daha doğrusu. Hadi abicim. Hadi abicim destek. Destek. Hadi. Heh, kuşatma bonusu gelmiştir. Hem kuşatma hem bu. Yüzde bildiğin 63 bonus geldi. Oha 147 dakika olmuş abi. Bu oyun bayağı sürer gibi geliyor bana. Bak burada kırmızıda ilerlemiyor. Kasım ayına geldik. Hala çok ilerleyemedik maalesef. Maalesef çok sıkıntı var arkadaşlar. Çok sıkıntı var. Asker sayımız yetmiyor. Yetmiyor. Şimdi şuraya kadar bir kere abi şuraya kadar gitmemiz lazım. Şu büyük noktaları görüyor musunuz? Bunları ele geçirmemiz lazım. Şunların hepsi. Şu ikisi. Şurada var mıydı? Burada yok. Ama bu bölgeyi zaten bir şekilde ele geçirmemiz gerekecek en nihayetinde. Şu ikisi önemli. Bak burada iki tane var. Oraya kadar bizimkiler yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum ama o bittikten sonra şurası var. Şu bölgeler var. Şu küçük noktalar da işe yarar ama işte çok az puan veriyor bunlar birer birer. Bazıları biraz daha fazla veriyor ama şu büyükler gerçekten önemli yerler. 30 puan veriyor, 20 puan veriyor. 40 başkent zaten. New York mesela o da 20 veriyor. New York nerede lan? Şu muydu yani New York? New York 30 veriyor. Vesaire vesaire. Bu şekilde ilerlememiz lazım ama çok yavaşız. Bilmiyorum başarabilecek miyiz? İnşallah başarırız. Şimdilik böyle bırakayım ya. Fazla uzun oldu. Daldım ben bayağı. Görüşmek üzere inşallah diyelim. Bir dahaki bölümde. Hadi eyvallah.